TV Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar. Sayın seyirciler, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında Karabük'te 672 sandıkta 172.638 seçmen oy kullanacak. Vali Mehmet Aktay seçim güvenliği ve seçim hareket merkezleri hakkında bilgi verdi. Malumunuz 16 Nisan pazar günü ülke olarak sandık başına gidiyoruz ve 18 maddelik anayasa değişikliğini oylayacağız. Bu kapsamda Karabük'ümüzde de 172.638 seçmen toplam 672 sandıkta oy kullanacak. Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten çok örnek huzur ve güven ortamı içerisinde bir propaganda dönemi geçirdik. Yani tabiri caizse sıfır problemli huzur içerisinde hem görüntü kirliliği olmadan hem ses kirliliği olmadan ve çok uyumlu ve ahenkli bir şekilde çok güzel bir propaganda dönemi geçirdik. Bu kapsamda başta bütün siyasi parti temsilcilikleri olmak üzere bütün halkımıza, Karabüklü hemşehrilerimize bu duyarlılıklarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Seçim günü, yani 16 Nisan günü yaklaşık 800 güvenlik personeli, ki bunun bir 500 tanesi ortalama polis, bir 300 civarında da jandarma personelimiz görev yapacak. Seçimin güven ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi için. Ayrıca hem il merkezinde hem de ilçelerimizde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde seçim hareket merkezleri oluşturduk. Bu hareket merkezleri 24 saat açık bir şekilde hizmet veriyorlar. Buraların iletişim bilgilerini daha öncesinden sizler aracılığıyla duyurmuştuk ama valilik internet sitemizde de mevcut bu bilgiler. Vatandaşlarımız seçimle ilgili her türlü şikayet, talep ve isteklerini bu merkezlerimize ulaştırabilirler. Ayrıca belediyelerimiz ve il özel idaremiz vatandaşlarımızın seçim günü sandık bölgelerine rahatlıkla ulaşabilmeleri için de gerekli tedbirlerini aldılar, almaya devam ediyorlar. Yine gerek sağlık kuruluşlarında tedavi gören, yani hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızın, gerekse evlerinde tedavilerine devam edilen veya yatalak durumda olan vatandaşlarımızın da oylarını kullanabilmeleri için Sağlık Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimiz bütün ambulansları ve diğer hizmet araçlarını seferber ettiler. Vatandaşlarımızın dediğim gibi oylarını kullanabilmeleri için. Vatandaşlarımız 112'yi arayarak bu hizmetten istifade edebilecekleri gibi 444 38 33 nolu telefon numarasını arayıp 78'i tuşlarlarsa yine bu hizmetten istifade edebilecekler. Ayrıca il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz pazar günü sabah 6 ile oy verme saatine kadar açık olacaklar. Bir kimlik belgesi, oy kullanmalarını sağlayacak kimlik belgesi olmayan vatandaşlarımızın kimlik belgelerini veya onun yerine geçecek bir resmi evrağı vermek üzere nüfus müdürlüklerimizde dediğim gibi oy verme süresince açık olacaklar. Ayrıca yine eğlence merkezleri tabii oy verme süresince kapalı olacak, biliyorsunuz. Sadece lokantalar, yani aynı zamanda hani içkili yer statüsünde olan lokantalar sadece yemek ikramında bulunabilecekler. Alkol içki veremeyecekler.
Adalet ve Kalkınma Partisi öncülüğündeki Evet platformu referandum öncesi çalışmalarına dün de devam etti sayın seyirciler. Milletvekilleri ve parti başkanları Kardemir girişinde işçilerle bir araya geldi. Mitingde milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Timurçin Saylar, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adem Kar konuştu. Ekonomimizi çökerten, işsizliği adeta bir kader haline getiren mevcut yapının revize edilmeden bu ülkede kalıcı bir şekilde bekanın tesis edilemeyeceğini gördü. Bu modelin en önemli noktalarından bir tanesi istikrar getirmesi. İstikrarın ne olduğunu Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçi arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. Nereden biliyorlar? 5 Nisan kararlarından biliyorlar. 5 Nisan kararları neydi? Türkiye'deki ekonomik yaptırımlar ve ekonomik krizlerden dolayı Türkiye'de bir uygulamalar başlamıştı. Bütün problem sistem hatasıydı. Bizle beraber yarışa başlayan ülkeler bizi fersah fersah ileri geçmişti. Sizler veya sizlerin babası, dedesi burada iş bulurken iş bulamayanlar da yurt dışına gidiyordu. Gurbete gitmenin ne anlama geldiğini her anne baba bilir. Saygıdeğer hemşerilerim, eğer bu anayasa değişikliği Türkiye için kötü bir şey getirecek olsaydı, bu terör örgütleri ve bu terör örgütlerine yıllardır kucak açmış olan bir takım ülkeler, aman bu anayasa değişikliği biraz önce kabul edilsin, nasıl olsa Türkiye için kötü sonuçlar verecek. Çünkü onlar bizim için, bu ülke için hiçbir zaman hayırlı rüya görmezler zaten. Bu ülkenin batmasını, hatta adının silinmesini isteyen örgütler var. Eğer bu anayasa değişikliği böylesine kötü bir sonuç verecek olsaydı, onlar belalarını bulsunlar diye buna bizden daha fazla evet oyu için çalışırlardı. Ama onlar da biliyorlar ki bu anayasa değişikliği millet tarafından kabul edildiğinde Türkiye'nin önü daha da açılacak. İş yerine sahip çıkmanın ne olduğunu Demir Çelik için söyletmiştir. Demir Çelik'in en büyük öğretmenliği budur. Hepinizden Allah razı olsun, çünkü her yerde yüzümüze artmışsınızdır. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayrıca şunu da söylüyorum. Çelik sendikamız bizim memleketimizden çıkmış bir sendikadır. İnşallah pazar sabahı hepimizin oylarıyla bu memlekette yeni bir güne, yeni bir asra, yeni bir geleceğe başlamış oluruz. Hepinizi saygıyla selamlarım, teşekkür ederim. Milliyetçi kardeşlerimiz sayın başkanımıza hediyelerini takdim ediyorlar. Kocaman Gülşim, Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili sahneye arz ediyorum. Sayın seyirciler, eski başbakan yardımcılarından ve devlet eski bakanlarından Murat Karayalçın BRT ve ekranlarında canlı yayın konu oldu. Referandum öncesi açıklamalarda bulunan Karayalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme bomba gibi düşen açıklamalarını değerlendirdi. Önce devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak, daha sonra da Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptım. 1995 seçimlerinde Samsun milletvekili seçildim. 1997-1999 yılları arasında 2,5 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yaptım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen İş Bankası Yönetim Kurulu üyesiyim. İstanbul'da Kültür Üniversitesi'nde, Kıbrıs'ta KKTC'de, Girin Amerikan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak da ders vermekteyim. Çünkü Türkiye'nin bekası kavramını MHP çok kullanıyor. Türkiye'nin bekası için evet diyoruz gerekçesini MHP çok seslendiriyordu. Şimdi aynı gerekçeyle, Türkiye'nin bekası gerekçesiyle dün gece sizin de işaret ettiğiniz gibi Sayın Devlet Bahçeli iki konuda, iki yaşamsal konuda kuşkusunu dile getirdi ve her ikisinin de görevden alınmasını istedi bir anlamda. Çünkü dedi ki ben olsam, benim danışmanlarım böyle bir demeç verdilerse ben onları bir saat içinde görevden alırım.
hemen görevden alırım ifadesini kullandı. Evet, bunlardan bir tanesi Türkiye'de eyalet kurulabileceğine ilişkin bir algının ortaya çıkmasına neden olan demeç, Şükrü Karatepe Bey'in demeci. Bu tam olarak böyle mi dedi, farklı bir ifade mi kullandı onu bilmiyorum ama böyle bir algı ortaya çıktı. Yani bunu bir CHP'li bir kaygı olarak dile getirseydi, CHP'liler bunu çarpıtıyor denilebilirdi. Ama bunu dile getiren, bu pakete destek veren MHP Genel Başkanı. Dolayısıyla yani bunu bir algı olmanın ötesinde görmek gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi demecin ne olduğunu bilmiyorum, dinlemedim. Kendisi böyle ifade etmek istemediğini, böyle demediğini söylemiş. Ama böyle bir algı yaratıldığına göre bunun üzerine gitmek gerekir. Eski Başbakan Yardımcılarından ve Devlet Eski Bakanlarından Murat Karayalçın, BRTV'de katıldığı programın ardından Büyük Kulüp'te düzenlenen toplantıya katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe teşkilat yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Ayrıca yine düzenlenen toplantıya referandumda hayır diyecek diğer siyasi partilerin üyeleri de katıldılar. Murat Karayalçın burada yaptığı konuşmasında referandumda tüm Karabüklülerin hayır oyu kullanmasını istedi ve bunun nedenlerini şu şekilde açıkladı. Benim yetiştiğim kültürde cenaze, bayrak, bayrağımız ve Cumhurbaşkanı ayakta ve cepheden selamlanır. Bu çoğumuzun kültüründe de öyle. Bir partiden seçilmiş olabilir. Bir parti adayı göstermiştir, oradan seçilmiştir ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra partisinden istifa etmelidir, geçmişini bir yana bırakmalıdır, hepimizin Cumhurbaşkanı olmalıdır. Ancak o zaman ayakta ve cepheden selamlarız, ancak o zaman kendisine saygı gösterebiliriz. Yaklaşık iki aydır sürdürmekte olduğumuz bir çalışmanın, bir sürecin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizin geleceği, gelecek kuşakların geleceği. Ben bir torun sahibiyim. Benim torunumun geleceği burada bağlı. Burada hayır çıkmasına bağlı. Türkiye'de hukuk devleti için insan haklarına saygı için, demokrasi için, gelişmemiz için, kalkınmamız için ama çok daha önemlisi kardeşliğimiz için, ulus olarak bütünlüğümüz için sizleri, her birinizi bir kez daha hayır demeye davet ediyorum. Karabük'te Evet platformu referandum öncesi çalışmalarını dün 100. yıl ve 5000 evler mahallelerinde sürdürdü. Sayın seyirciler, evet yürüyüşleri ve mitingleri düzenlendi. Ülkesini seven, ülkesine hizmet etmek için kurulmuş, ülkesine daha ileri, daha çağdaş ve daha güzel bir gelecek hazırlamak için AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin şu anda Türkiye'nin her yerinde bu sistem değişikliği için birlikte çalışmaları hepimizi gururlandırmaktadır. Bu ülke bizim olmak kaydıyla biz de mücadele etmek zorundayız. 5000 evler yıllarca bu semt milliyetçi ve muhafazakar olarak görüldü. Ben 5000 evlerde Karabük'ün en yüksek oranında oy bekliyorum. Her şeyden önce bu seçilen kişi
Bir de şöyle bir şart koymuşlar, %51'le başkan olacak. Bakın %51'le başkan olacak bu kişi. AK Parti ilk iktidarına %35'ten geldi. Eğer şu andaki bu mevcut seçim sistemlerine göre de Tayyip Bey sistem değişmediği zaman ölene kadar bana göre Türkiye'de karşılığı olan tek liderdir. Gerçekleri görmek lazım. Benim partim ayrı olsa da. 1950'de Adnan Menderes'i iktidara getirdiniz. Öyle bir ezici çoğunlukla Adnan Menderes'i iktidara getirdiniz ki, neden getirdiniz? Çünkü 1923'te 1950 arasında 27 yıllık sürede vatandaşımızla devletimiz bir türlü anlaşamadı. 6 defa gidip 7 defa geldim diyen Süleyman Demirel, koalisyonlu hükümet dönemlerinde başbakan olduğu için çoğunda en çok çekendir. O nedenle ömrünün sonuna doğru şöyle demiştir. Ya içimde ukde kaldı, bir türlü Türkiye'yi başkanlık sistemine geçiremedik demiştir. Profesör Doktor Necmettin Erbakan tam 44 yıl önce 1973 Milli Selamet Partisi'nin seçim beyannamesinde aynen şöyle der. Başkanlık sistemine geçilecektir. Hedefini söylüyor. Safranbolu Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından dün akşam Özler Aile Çay Bahçesi'nde devlet eski bakanlarından Abdüllatif Şener ve Ufuk Söylemez'le Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan'ın konuşmacı olarak katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Tansel Çölaşan, eğer bu anayasa referandumdan evet çıkarsa 2023 hedeflerinde eyalet sistemi kurulmuş olacak dedi ve buna karşı durmak için herkesi hayır oyu kullanmaya davet etti. Bu yapının içinde şu günkü Tayyip Erdoğan 1993'te de Osmanlı güçlü bir ülkedir, eyalet sisteminde yönetilmiştir demiş. 2013'te Hande Fırat'la konuşurken de eyalet sisteminden korkulmamalı demiş. Şimdi de bu baş danışmanları aracılığıyla bir tarafta işte HDP evet desin veya bir başka evetçileri toplamak için kendisine göre yine eyalet sistemini ama kendi danışmanları eliyle bizzat söylemiyor. Onlar vasıtasıyla yapıyor. Gümbür gümbür gelip devrim yapıyor ya o evetçiler. O gümbür gümbür devrim bir diktatör yaratmaktır. Türkiye'de nasıl bölge sistemi kuracaksınız diyenlere bizde coğrafi sistem hazır. 7 bölge var. Neden olmasın demiş Hande Fırat'a. CNN'le Kanal D'nin ortak yayını arkadaşlar. Bunu bulabilirsiniz internetten. Benim burada konuştuklarımın hiçbiri sır değil, hiçbiri gizli değil, de hiçbirisi benim kendi kafamdan çıkan düşünceler değil. Hepsi basında belgeli. Bunlar basında yazılan şeyler. Okuduğumuzda görüyoruz ama yandaş basında görmüyoruz tabii. Bir rejim değişikliğine gidiyoruz. Bir siyasi parti başkanı seçmiyoruz. Bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Bir siyasi partiye oy vermiyoruz. Ben bunu söylediğim zaman hükümet düşmeyecek. Bu anayasa yarın hayır olursa ne olacak? Türkiye düzlüğe çıkacak arkadaşlar. Bir tehlikeyi savuşturacak ama evet çıkarsa yürünen yolda 2023 bakın 2023 hedefinde eyalet sistemi olacak. Ha bu beni ilgilendirmiyor diyen arkadaşlar var. Ben özelinde de konuşmaya çalışıyorum. Olabilir. Osmanlı'da da eyalet var. Şimdi de eyalet olsun diyen var. Arkadaşlar bu eyalet senin coğrafi yapın eyaleti değil. Orta Doğu'da Irak'ın Suriye'nin bölünmesinden sonra Türkiye'nin bölünmesi suretiyle küçük devletçiklere bölen ama 27 bölgeye, 27 ülkeye, 26 ülkeye bölündüğü Amerikan istihbarat teşkilatlarının 70'ten beri var olan haritaları ve NATO'ya bizim subaylarımız gittiği zaman ne yazık ki o haritaları görüyorlar gözlerinin önünde 70'li yıllarda. Nedir bu dedikleri zaman Türk hükümetinin haberi yok ama NATO biliyor. Bakın bu süreç emperyalist bir süreçtir. Kendilerine hizmet edecek kişiler iş başına getirilmiştir. Onlar da hayatta kalmalarını onlara verdikleri tavizlere borçludurlar. Ama biz cumhuriyeti kuranlar bu taviz vermek zorunda değiliz. Cumhuriyetten vazgeçmek zorunda değiliz. Demokratik yapı bizim cumhuriyetimiz. Başkanı seçmiyoruz. Parti başkanı seçmiyoruz.
seçmiyoruz. Milletvekili seçmiyoruz. Yarın onlar yine buradalar çoğunluk olarak. Ama onlara düstur çekeceğiz. Halk sana bu iradeyi vermedi. Kendine gel ve anayasaya uy diyeceğiz. Hayırlı alacağımız sonuç budur arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdilik. Safranbolu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği toplantıda konuşan eski başbakan yardımcılarından ve devlet bakanlarından Abdülhatif Şener de anayasa referandumunda herkesi hayır oyu kullanmaya çağırdı. Şener referandumdan evet çıkarsa hiçbirimizin bile hayal edemeyeceği bir sistem kuracaklar. Bu sistem Türk devlet geleneğine de İslam'a da aykırı dedi. Abdülhatif Şener ayrıca değişikliği yapmak istenen maddelerden 8'inin Suriye anayasasıyla birebir aynı olduğunu söyledi ve Suriye'nin de sonu belli dedi. Arkadaşlar, böyle bir sistem yeryüzünde yok. Buna benzer sistemler, tam böyle de değil, ha bu kadar da değil. Güney Amerika'da, Sahra Altı Afrika'da ve Orta Doğu'da var. Orta Doğu'da var. Bakın, buna benzer tek kişinin yetkili olduğu, her şeye yetkili olduğu ülkelere bakın. Hepsi sefildir. Hepsi perişandır. Hepsi güçsüzdür ve devlet de zayıftır. Gelişmiş ülkelerin tasallutu altındadır. Dünyanın zengin ülkelerine bakın. Hep kurumları güçlü olan ülkelerdir. Kurumlar arasında denge ve fren sistemini, kontrol mekanizmasını iyi kuran ülkeler güçlüdür ve zengindir. Bu ülkelere bakın, kişi başına milli geliri 50 bin doların üzerindedir. Hatta bazılarında 100 bin doların üzerindedir. Ama tek kişinin yetkili olduğu ülkelere bakın, birkaç petrol zengini ülke hariç hiçbirinin kişi başına milli geliri 10 bin doların üzerinde değildir. Sistemi kötü tercih ettiğiniz zaman yoksulluğu, sefilliği davet edersiniz. Kaç tane İslam ülkesi var? 57 tane İslam ülkesi var. İslam Konferansı Teşkilatı'na üye. Bu 57 ülkenin Türkiye hariç hemen hemen hepsinde tek kişinin yetkili olduğu rejimler vardır. Ama bu 57 ülkenin toplam milli geliri ne kadardır biliyor musunuz? Sadece Almanya kadardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1/4 kadardır. Tek kişiyi devlete ait bütün yetkilerle donatarak neyi çözeceksiniz, neyi? Bu sistem, getirilen sistem, bu anayasa değişikliği demokrasi değildir, başkanlık sistemi değildir. Neden değildir? Amerika'da başkanın parlamentoya sözü geçmez, kendi partisine bile sözü geçmez. Çünkü partisinin karar organında, denetim organında görev alamaz. Bürokrat atayacağı zaman senato onaylamadan bürokratını atayamaz. Anayasa Mahkemesi oturtturur karşısına, Clinton'ın yaptığı gibi başkanı yargılar. Bu bir başkan yarı başkanlık sistemi de değil. Fransa'da güçlü bir başbakan var. Parlamenter demokrasi hiç değil. Bu Türk devlet geleneğine de aykırıdır. Tarihteki bütün Türk devletlerinde başbakan vardır. Hatta Osmanlı'da, Selçuklu'da bazı başbakanlar padişahtan da güçlüdür. Osmanlı Devleti'nin yükselme devri Kanuni'nin ölümüyle mi bitti yoksa Sokullu'nun ölümüyle mi? Başbakan olan Sokullu'nun ölümüyle bitti. Bu bir İslami devlet de öngörmüyor. Bütün maddeleri İslam'a da aykırı. Başka bir şey söyleyeyim. Bu komünist düzene de aykırı arkadaşlar. Ya Allah Allah, bu neyin nesi ya? 16 Nisan'da Esad'ın rejimini Türkiye'de kabul edelim mi etmeyelim mi diye oy veriyoruz aslında. Bir milletvekili arkadaş vardı, getirdi önüme koydu. Suriye anayasasıyla şu andaki Esad'ın mevcut olduğu Suriye anayasasıyla bu anayasa değişikliği arasında 8 tane madde kelimesi kelimesine ait. Kelimesi kelimesine. Arkadaşlar, inanın bu uygulamaya girdiği zaman rejimin nasıl evrileceğini ne siz hayal edebilirsiniz ne de ben hayal edebilirim. Ben hiçbir partiye mensup değilim. Hiçbir partiye taraf da değilim, karşı da değilim. Hiç kimseye ne tarafım ne karşıyım. Şu anda bağımsız bir insanım. Ve hiçbir partiye yönelik olarak da siyasi beklentim yoktur.
Ama bu değişikliğin bir felaket olduğuna inanıyorum. Onun için hayır diyorum. Onun için Türkiye'nin dört bir yanında dolaşıyorum. Seyirciler, devlet eski bakanlarından Ufuk Söylemez'de Safranbolu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada parlamenter demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Eski bakan Söylemez bu anayasa değişiklikleriyle tek adam masaya da kasaya da sahip olmak istiyor, bunu kabul edemeyiz dedi. Dün akşam ben İstanbul'daydım. Sayın Cidoruk'la Ulusal Kanal'da bir programa katıldık. Oradan hemen Ankara'ya döndük. Sayın Başkan'la buluştuk. Buraya koşarak geldik. Tabii biz gelirken kendi arabamızla geldik. Benzin parasını cebimizden verdik. Başkan da sağ olsun bize bisküviyle su aldı ve öğlen yemeği öyle geçtik. Şimdi size soruyorum. Siz buraya gelirken Karabük Belediyesi Genel Araç verdi mi size? Hayır. Allah Allah. Eşantiyon, şapka falan bir şey vermedi mi? Hayır. Peki bu haramzadeler kendi mitinglerine giderken devletin uçakları arabalarını kullanıyorlar. Bu helal mi, haram mı? Haram. Haram olsun mu? Haram olsun. Milli bütçeden, senin benim paramdan kesilen vergilerle oluşturulan bütçeden, sahte göstermelik açılışlar, törenleri bahane ederek devletin uçağını kullananlara, belediyenin imkanlarını kullananlara, TRT'yi çiftlik gibi kullananlara yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun. Haram olsun bunlar. Şimdi şunu görüyorum. Hayır diyenler, biz Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Sayın Başkan bizi bulduğu anda götürüyor. Tokat'ın Zile'sine de gidiyoruz. Ordu'nun Fatsa'sına da. Ben 15 senedir bu haramzade iktidarında ilk kez bir seçimde bu denli umutlu, bu denli coşkulu bir hayır ve muhalif dayanışması görüyorum. Bu bir milli koalisyondur. Bu bir milli koalisyon. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri burada. Köklü doğru yolcular, demokrat partiler burada. Demokratik Sol Parti'den Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücü, milliyetçi, gerçek vatansever insanları burada. Saadet Partisi'nin gerçek milli görüşçüleri burada. Sağdan sola geniş bir yelpazede hayır diyenler coşkulu ve kararlı. Evet anlatamıyorlar. Evet diyecekler, mahcup. Ne diyecekler? Az önce Sayın Abdülhatif Şener öyle bir tablo çizdi ki bunların savunulacak tarafı var mı? Savunamazlar. Anlatamazlar bir insanlara. Ne yapıyorlar ama? Mesela Binali Yıldırım. Çok komik. Geçen gün Düzce'ye gitmiş, seyrediyorum. Diyor ki bu anayasaya evet verin, ben de Düzce'ye stadyum yapayım diyor. Allah Allah. Kardeşim sen anayasayı anlatsana. Abdülhatif Şener'in dediklerini tersini söyleyecek güçsüz, cesaretli yüreğin varsa söylesene. Bu bir çoban ateşidir. Bugün Safranbolu'da çoban ateşi. Hepiniz gönüllüsünüz. Buraya kimse sizi zorla getirdi mi? Hayır. Eşantiyon verdiler mi? Hayır. Ama neyimiz var? Yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu. Parlamenter demokratik rejim elden gidiyor. Tek adam kuvvetler ayrılığını kuvvetler birliğine çevirmiş. Kasaya da hakim olacak, masaya da hakim olacak, bürokrasiye de hakim olacak. İki dudağın arasında inanın krallara, padişahlara bile verilmeyen yetkilerle donanacak. Bunu kabul edemeyiz. Böyle bir rejime biz evet diyemeyiz. Ne deriz? Hayır! Safranbolu'dan bir daha bağıralım. Hayır! Güzel. Safranbolu'nun hayır çıkacak ama öyle bir bağırın ki Karabük'ten de hayır çıksın. Hayır! Bravo, bravo. Şimdi... Sayın seyirciler, evet platformu bugün de Safranbolu esnafını ziyaretteydi. Vekiller ve il başkanları esnaflardan referandumda evet oyu istedi. Rahatsız olmayın lütfen. Arkadaşlar rahatsız olmayın. Yarın badeviye geldim. Ondan aldım geldim. Şimdi dinliyorum şimdi.
Safranbolu'da Safran Erkek Kurdu. Evet başkanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba, sağ olun. Merhaba, sağ olun. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin Yılca İlçe Teşkilatı'nca şehir parkında düzenlenen programa katıldı. Burada vatandaşlara hitap etti. Partisinin Yılca İlçe Teşkilatı'nca şehir parkında düzenlenen programa katılan Özlü, burada vatandaşlara hitap etti. Türkiye'de 2002'den sonra hayatın her alanda yansıyan gelişmelerin olduğunu anlatan Özlü, 2002'lerde Türkiye'ye bakın, bir de bugünkü Türkiye'ye bakın. Çok önemli reformlar hayata geçirdik. Yargı sisteminden bölünmüş yollara, köprü rafa bakın. Adeta Türkiye'yi 2002'den sonra 3'e katladık. Bir Türkiye vardı, 3 Türkiye var. Bunu milli gelirden biliyoruz. Türkiye'nin milli geliri 2002'den sonra 3 kat artmıştır. Bunu da fazla arttırmak ve büyümek için Türkiye'nin de bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Mevcut sistem buraya kadar. Bu sistem değişmezse bundan sonraki yıllarda Türkiye'yi 3 kat daha büyütmeye imkan yok. O yüzden biz AK Parti olarak bu sistemi değiştirelim, daha pratik ve kolay bir hale getirelim, daha rahat iş yapabilir hale getirelim diyoruz diye konuştu. Her hayatın her adımına yansıyan çok önemli reformları hayata geçirdik. Bakın 2002'lerdeki Türkiye'ye bakın, bir de bugünkü Türkiye'ye bakın. Yargı sisteminden bölünmüş yollara, köprülere, barajlara, her tarafa bakın. Adeta Türkiye'yi 2002'den sonra 3'e katladık. Şunu söylemek istiyorum. Güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Büyük bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ekonomisiyle, askeriyle, her şeyle güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bakın güçlü Türkiye'nin yolu 16 Nisan'da vereceğimiz, referandumda vereceğimiz evetlerden geçiyor. Büyük ve güçlü Türkiye'ye her milletin ihtiyacı var. Sadece Türklerin değil, bütün milletlerin ihtiyacı var. Bölgenin ihtiyacı var. Önce kendimizin ihtiyacı var. Bakın bu coğrafyada olduğumuz bölgede ki siz hepiniz Orhan Gazi'nin torunlarısınız. Bu toprakları vatan kılan, bu toprakları vatan yapan ve bize miras bırakan Orhan Gazi'nin torunlarısınız. Bakın Türkiye, güçlü Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye her milletin ihtiyacı var. Ve bu güçlü Türkiye'yi ancak biz kendimiz kurabiliriz, değerli kardeşlerim. Bunun için diyoruz ki 16 Nisan'daki referandumda ki 18 maddeyi büyük bir evet oyuyla geçirelim, anayasamızı değiştirelim, anayasamızda bir yenilik yapalım. Sayın seyirciler, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay partisince Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin ülkücüleri en az benim kadar bu al bayrağı ve vatana aşıktır. Ülkücülerin parti aidiyetini bir kenara koyup bu seçimde hayır diyeceklerini görmek beni ayrıca mutlu ediyor dedi. Altay partisince Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Altay, çünkü Türkiye'nin ülkücüleri en az benim kadar bu al bayrağı ve vatana aşıktır. Ülkücülerin parti aidiyetini bir kenara koyup bu seçimde hayır diyeceklerini görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Onlara Sinop Uğur Mumcu Meydanı'ndan minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Yarın seçim gelir, hep birlikte mücadele ederiz. Düşünceyle uğraşmayan düşünceyle uğraşırmış. Bizim düşüncemizle uğraşmayanlar genel başkanımızla didişerek sonuç almaya çalışıyorlar. Ama siyaset tarihinde böyle bir olay yoktur. Düşünce doğruysa onu asla kimse ne yıkabilir ne kırabilir. Ben Türkiye demokrasisinin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Yeri gelecek horon çekeceğiz, yeri gelecek halay çekeceğiz, yeri gelecek zılgıt çekeceğiz. Ama bu coğrafyada gözü olanları dünyayı dar edeceğiz. Bunun için tek bir şeye ihtiyacımız var, o da demokrasi. Sakın demokrasiyi bırakmayın dedi.
Altay Türkiye'de yapılan tüm darbelerin siyasilere veya bir gruba yapılmadığına işaret ederek vatandaşlardan kendi hak ve özgürlüklerine karşı yapılan darbeleri unutmayarak demokrasilerine sahip çıkmalarını istedi. Ülkücülük, milliyetçilik iddialı işlerdir. Sayın Devlet Bahçeli'nin takdiri tasarrufu kendine. Türkiye'nin ülkücüleri en az senin kadar, benden daha ileri belki, bu al bayrağı ve bu vatana aşıktır. Ülkücülerin parti aidiyetini bir kenara koyup, tıpkı 2003'te olduğu gibi, 96 AK Partili'nin yaptığı gibi, bu seçimde hayır diyeceklerini görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Beni ayrıca mutlu ediyor. Onlara da Şırnak Ormancı Meydanı'nda minnet, şükran ve teşekkür duygularımı iletiyorum. Yarın seçim gelir, hep birlikte bir mücadele ederiz. İşte demin söyledim, düşünceyle uğraşamayan düşünenle didişirmiş. Bizim düşüncelerimizle baş edemeyenler genel başkanımızla didişerek sonuç almaya çalışıyorlar. Ama siyaset tarihinde böyle bir olay yoktur. Dünyada yoktur. Düşünce doğruysa onu asla kimse ne yıkabilir ne kırabilir. Sayın seçiciler, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 16 Nisan günü sandıklara da sahip çıkacağız, verdiğimiz oylara da sahip çıkacağız, Türkiye'ye de sahip çıkacağız dedi. Kılıç Partisi'nce Anadolu Mahallesi'nde düzenlenen mitingde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. Bugün bu akşam burada herhalde artık... Yoğun yağmura rağmen miting alanına dolduran vatandaşlara teşekkür eden Kılıç 16 Nisan'ı işaret ederek sandıklara sahip çıkmalarını istedi. Gördüğü ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kılıç, bu yağmurun altında sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Gönlüm el vermiyor ama hakikaten bu akşam çok farklı bir güç verdiniz bize. Hepinizden Allah razı olsun dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan da 16 Nisan'da evet oylarıyla Türkiye düşmanlığı yapanlara en güzel cevabın verileceğini ifade etti. Referandumdan alakalı olarak, halk oylamasıyla ilgili olarak herhalde hiç kimsenin şüphesi kalmadı. Ve evet, Samsun'a çıkıp da oradan İzmir'e gitmeye kalkanlar vardı değil mi? Evet. Ne yapamaz? Biz zaten oraya gelmesin. Çok değerli bir kadın. Bu yağmurun altında sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Gönlüm el vermiyor. Ama hakikaten bu akşam çok farklı bir güç verdiniz bize. Hepinizden Allah razı olsun. Onun için şunu soruyorum. 16 Nisan'da sandığa sahip çıkıyor muyuz? Sandıkları patlatıyor muyuz? Ve 2023, 2053, 2071 hedeflerimize koşar adım gidiyor muyuz? Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor muyuz? İnanın Yıldırım'a sahip çıkıyor muyuz? AK Parti'ye sahip çıkıyor muyuz? Türkiye'ye sahip çıkıyor muyuz? Allah hepinize razı olsun. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu hizmet kervanında sizlerin hizmetkarıyız. Bak. Gençler bir saniye. Allah razı olsun. Bir saniye. 2002'de seçime sokmak istemediler. 2007'de durdurmak istediler. 2011'de durdurmak istediler. 2013'te gezi olayları, sonra yargı darbesi, 15 Temmuz gecesinde darbe yapmaya kalktılar. Ama Recep Tayyip Erdoğan bu milletin gönlüne girmiş bir liderdir. 16 Nisan günü sandıkta ne görürüz? Recep Tayyip Erdoğan. Sevgiyle selamlıyorum.
Öğretmen Kooperatifleri Birlik Başkanı Hamdi Kaplan dün öğretmen evinde mahalle ve köy muhtarlarıyla düzenlenen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada yıllar önce Karabük'te gündeme gelen bir konuyu yetkililere tekrar hatırlattı. Konu Orman Bölge Müdürlüğü'ydü. Bu yıl ormanlarda çalışmalarımızın başlamasından dolayı kazasız belasız yeni bir yılı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın Bekir'im, yıllar önce Karabük'e Bölge Birliği, Bölge Müdürlüğü kurulması için söz verilmişti. Bu Bölge Müdürlüğü konusu unutuldu. Sizler de bunu birbirinden almanızı rica ediyorum. Çünkü bize Karabük'e Başbakan geliyor, Cumhurbaşkanı geliyor. Bizim afişlerimiz, arabalarımızda takacımlı şeyler falan hepsi hazır ama sizde yanlış olur diye biz bunları yapıyoruz. Ama sizden de bunun tahrip etmenizi rica ediyorum. Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polisi, vali ve basını bonza ile mücadeleye çağıran kişi uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre uyuşturucu kullanan küçük yaşta iki kişinin ifadesinden yola çıkarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden EY'nin evine operasyon düzenledi. Küçük yaşta kişilere uyuşturucu sandığı iddiasıyla gözaltına alınan EY'nin evinde bir miktar sıkıştırılmış toz esrar ele geçirildi. Şüphelinin evinde ayrıca MFA isimli Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan EY ve MFA adliyeye getirildi. Bu arada EY'nin bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda buradan Karabük Emniyetini, Karabük Valiliğini, Karabük'ü seven tüm erdemli insanları, medyayı ve tüm insanları göreve çağırıyorum. Burada bonzayı bitirelim. Elimden gelen tüm yardımı vermeye hazırım. Allah razı olsun deyin yeter. Bu lanetle ömrümün, gücümün yettiği kadar savaşacağım. İnsan hayatı ucuz değil ifadelerini kullandığı tespit edildi. Sayın seyirciler, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Ereğli Zonguldak Karayolu Ören mevkiinde Musa Eşkara'nın yönetimindeki 38US074 plakalı otomobille karşı yönden gelen Zafer Karakaya'nın kullandığı 67TJ509 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Eşkara ile aynı araçta bulunan Fatma ve İbrahim Eşkara, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Eşkara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten verilen trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılması ile normale döndü. Sayın seyirciler, Bolu'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü. Alınan bilgiye göre Sercan Arslan'ın yönetimindeki 14BP166 plakalı kamyonla Hüseyin Kurnaz'ın idaresindeki 14AC431 plakalı otomobil Deiz Karayolu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Kurnaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı. Kurnaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Arslan polis merkezine götürüldü. Thank you.
Zonguldak'ın Alapla ilçesinde görme engellilere yardım almadan tek başına oy kullanmaları için hazırlanan oy pusulası şablonu anlatıldı. Alapla Anadolu Engelliler Birliği Dernek Başkanı İsmail Korkut, dernek binasında yapılan tanıtım toplantısında 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir seçimle oy kullanabilmeleri amacıyla kullanılacak oy pusulası ebatında bir şablon hazırladığını söyledi. Şablonun görme engelliler için oy kullanımında büyük kolaylık olacağını ifade eden Korkut şöyle konuştu. İlk defa bu referandumda şablon kullanılacak. Oy pusulası bu şablonun içine konulduğu zaman sol taraftaki boşluk evet, sağ taraftaki boşluk hayır tercihinin kullanımına uygun olacak. Ben de görme engelliyim ve bugüne kadar görme engelliler birinin eşliğinde oy kullanmaya gidiyordu. Bu uygulama bizlere özgürlük getirecek. Kendi başımıza gidip herhangi birine bağlı olmadan oy kullanabileceğiz dedi. Neler neticesinde? Bir şablon geliştirildi. Şablonumuz da budur. Görme engelli kardeşimiz oy pusulasını aldığı zaman bizlerden de edindiği şablonla bu oy pusulasını en kötü ihtimalle yanında biri olmasa bile sandık kullanacağı, oy kullanacağı sandık bölgesindeki sandık başkanından yardım istemek suretiyle bu şablona düzgün bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak. Sağladıktan sonra şu an görmüş olduğunuz gibi oy pusulamız şablonumuzun içinde. Tercihini eğer hayırdan yana kullanmak istiyorsa mührü sağdaki kutucuğa, kutucuğun içine denk gelecek şekilde basacak. Eğer evetten yana kullanmak istiyorsa soldaki kutucuğun içine basmak suretiyle oyunu kullanmış olacak. Şöyle. Sayın seyirciler, Bartın'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla yargılanan sandıklardan biri 7 yıl 6 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya meslekten ihraç edilen adli tıp uzmanı tutuklu sanık Muhammed Demir, avukatları ve yakınları katıldı. Demir, ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldığı duruşmadaki savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullanmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Demir hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Öte yandan aynı mahkemede yapılan ikinci duruşmaya sözleşmeli öğretmen sanık Tuğba Baydar ve avukatı katıldı. Sanık Baydar savunmasında suçlarını kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Sayın seyirciler, Bolu'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası anı çevredeki MOBESE kamerasına yansıdı. Dün akşam saatlerinde D100 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen ve çevredeki MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde yola aniden giren otomobile kamyonun çarpma anı ve çarpmanın ardından hurdaya dönen otomobilin metrelerce sürüklenmesi yer alıyor. Sercan Arslan'ın yönetimindeki 14 BP 166 plakalı kamyonla Hüseyin Kurnaz'ın idaresindeki 14 AC 431 plakalı otomobilin D100 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kurnaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı. Kurnaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Arslan polis merkezine götürüldüğü kaza Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne ait MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Sayın seyirciler, Almanya'da 2 yıl önce kurulan Avrasya Dance Company Essen şehrinde gerçekleştirdiği gala gösterisiyle seyirciyi adeta büyüledi. Gösteride Karabüklü genç dansçı Sezen İnan da yer aldı.
Halk oyunları eğitmeni koreograf Sinan Kocak yönetimindeki Esen'de izleyici karşısına çıkan Avrasya Dance Company 2 saati bulan gösterinin sonunda salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Kafkas, Karadeniz ve Ege yöresi başta olmak üzere Anadolu motiflerinden esintiler sunan Avrasya Dance Company dans topluluğu sahne düzeni birbirinden muhteşem koreografileriyle izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Avrasya Dance Company'nin halk oyunları eğitmeni koreograf Sinan Koçak BRTV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi. 2 yıl önce kurduğumuz Avrasya Dance Company bünyesindeki kızlı erkekli 65 genç bulunuyor. Tüm ekip olarak Anadolu folklorunu modern bir tarzda Avrupa'da özellikle gençlere sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bu gösterileri Türkiye'de de yapmak isteriz dedi. Asya'nın birleşmesi anlamında, yani bizim Anadolu danslarımızla Avrupa kültürünün ve Avrupa danslarının birleşmesini burada amaçladık. İnşallah bu amacımıza da yavaş yavaş ulaşıyoruz. Danslarımız Anadolu danslarının Avrupa kültürüyle veya Avrupa stiliyle birleşmesi ve ortaya da böyle güzel şeyler çıktı. Anadolu'muzda, Türkiye'mizde bir sürü kuruluşlarımız ve bir sürü pırıl pırıl gençlerimiz var. Onlar da aslında Kültür Bakanlığımız bu konuda bu gibi çalışmalar yapıp Avrupa'nın bize, bizim de Avrupa'ya ait olduğumuzu görsel bir şekilde göstermeleri gerekiyor aslında. Bu benim nacizane fikrim. İnşallah böyle çalışmaları daha sık sık görürüz Anadolu'muzda da Türkiye'mizde de. Ama biz Avrupa'da şu anda bir ilki başarmaya çalışıyoruz. Bir Türk grubunun, dans topluluğunun, Türk dans topluluğunun Avrupa danslarıyla entegre olup Anadolu kültürünü, Anadolu hareketlerini, danslarını birleştirmesi ve dolayısıyla bir Avrupa-Asya kültürünün yeni bir sentezin ortaya çıkmasına neden inşallah oluruz. Bültenimize spor haberleriyle devam edeceğiz. Salim Özer, Özer mağazalarında fırsatlar bitmek bilmiyor. Özer mağazalarında baharı erken getiren şok KDV indirimi. Salim Özer mağazalarında en kaliteli mobilyaları en uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Özer mağazaları 30 Nisan'a kadar tüm ürünlerde sürpriz KDV indirimiyle evinize bahar ferahlığı getiriyor. En kaliteli mobilya ürünlerine baharı erken getiren KDV indirimiyle ulaşmak için sizleri Salim Özer, Özer mağazalarına bekliyoruz. Salim Özer, Özer mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız. Salim Özer mağazaları Ankara Caddesi numara 87, telefon 0370 424 2736. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer Mağazaları spor haberlerini sunar. Ile devam ediyor. Sayın seyirciler, Kardemir Karabük Spor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül önemli açıklamalarda bulundu. Gül ligi tamamlayabileceğimiz en iyi noktada tamamlamalıyız dedi. Sabah abi etiketini çıkaralım. Kardemir Karabük Spor futbol şube sorumlusu Tolga Gül tesislerde yaptığı açıklamada ligde 34 puanlarının bulunduğunu hatırlatarak futbol her türlü sürprize açık bir oyun. Küme düşme hattına bulunan son 3 takım puan olarak bizden uzakta görünse de daha oynanmamış 7 maç var. Hiçbir şeyin garantisi yok. Şehir, kulüp, takım olarak işi sağlama almalıyız. Kararlı olmalıyız. Her zaman olduğu gibi bir an evvel daha iyi futbolcu hedefleyip galibiyetlere uzanmalıyız. Ligi tamamlayabileceğimiz en iyi noktada tamamlamalıyız. Bunun için de hep birlikte çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. İnşallah bunu başaracağız şeklinde konuştu. Coca-Cola U19 Gelişim Ligi maçında Kardemir Karabük Spor Konya Anadolu Selçuklu takımını 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Hocam yetiştirme liginin artık sonuna doğru geliyoruz. Son iki maç. Son iki maç.
Öncelikle bugün oyuncunuz Konya Selçuklu değil mi? Yani evet, maçını sormak istiyordum. Daha sonrasında da istediklerinizi yapabildiniz mi? Bu Karabükspor U19'la birlikte neler yapabildiniz, neler yapmadınız? Şimdi şöyle, yani ilk önce oyun bilgisi açısından bayağı bir mesafe kat ettik, yol kat ettik sezon başıyla bu zamana kadar. Tabii bazı şeylerde yeterince yapamadığımız işler var. Onları da inşallah seneye yine aynı şekilde beraber olabilirsek bunları da mesafesini kat edip daha iyi yol alıp çocuklarımızı en iyi şekilde iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Benim için her zaman söylediğim gibi sezon başı geldiğimden beri şunu söyleyeyim. Benim için şampiyonluktan daha çok yukarıya bir tane oyuncu verelim. Benim şampiyonluğum odur yani. Bizim zaten altyapının amacı odur. İnşallah bunları gerçekleştiririz. Bütün yaş gruplarında hocalarım da diğer hocalarım da gayet iyi şekilde çalışıyorlar. İnşallah bu hayallerimizi gerçekleştiririz. Evet, rakiplerle daha iyi başa baş mücadele. Mesela bir Gençler Birliği, bir Ankara Gücü, bir Konya Torku. Bunlar tabii maliyeti olan takımlar. Yani dışarıdan transfer yapıp başka takımlardan oyuncu alıp lige renk katan takımlar. Ama biz onlarla elimizden geldiğince oyuncularımızı onlarla başa baş mücadele etmeye çalışıyoruz. Oyun bilgisi açısından, fizik olarak, mental olarak onlarla o seviyeye getirmeye çalışıyoruz ve geride kalmadık yani. Biz onları bayağı başa baş geçti dediğiniz gibi, yani bu sene iyi mücadele oldu. Önemli olan dediğim gibi yukarıya oyuncu yetiştirmek. İlk önce hedefimiz bu yani bizim altyapı olarak. Bugün için ne söylüyorsunuz? Bugün de ben çocuklara söyledim. Oynadığınız oyundan zevk alın, keyif alın dedim. Yani iyi futbol oynayın. Oyun bilgisini zaten söylemeye gerek yok. Onları biliyorlar. İyi bir şekilde oyun oynayıp sonucu da yansıtıp sahadan galibiyete ayrılmak. Ama ilk önce iyi oyun oynamak. Benim galibiyetten daha çok amacım. İyi oynayarak inşallah zaten o da sonuca yansıdığı zaman sonuç kendiliğinden geliyor. Salim Özer, Özer mağazalarında fırsatlar bitmek bilmiyor. Özer mağazalarında baharı erken getiren şok KDV indirimi. Salim Özer mağazalarında en kaliteli mobilyaları en uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Özer mağazaları 30 Nisan'a kadar tüm ürünlerde sürpriz KDV indirimiyle evinize bahar ferahlığı getiriyor. En kaliteli mobilya ürünlerine baharı erken getiren KDV indirimiyle ulaşmak için sizleri Salim Özer, Özer mağazalarına bekliyoruz. Salim Özer, Özer mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız. Salim Özer mağazaları Ankara Caddesi numara 87, telefon 0370 424 2736. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer Mağazaları spor haberlerini sundu. BRT ve Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninin bu akşam da sonuna geldik sayın seyirciler. Gelişmelerle bir sonraki bültende sizlerle olacağız. Mutlu hafta sonları.